Harf astroloji kanalına hoş geldiniz. Yengeç ve yükselen yengeçler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler Falı Mastroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Hanım'a Seher Altı ile Tarot Dünyası yazarak hem Instagram hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, yengeç burcu beklenmeyen bir anda gelecek olan bir kısmetle ne yapacağını şaşıracak ama hem belli ödemeleri var hem de yeni bir başlangıç yapmak arasında gidip gelecek hangisine karar vereceğini düşünecek bu konuda. İlk önce ödemeleri yapacak, geri kalan kısmıyla da yatırım yapmayı düşünecek bu dönemde. Üzerinde 3 yılın ağırlığını hisseden yengeç burcu bu aralar özellikle yanında destek olan bir kişiyle ilgili Gerçekten destek mi oluyor yoksa yapmak istemiyor mu sorusunun cevabını araştıracak. Kafanızın içerisi karışık olacak. Yani hem ilişkiler anlamında hem maddiyat anlamında ne yapacağınızı bilmeyeceğiniz bir rota içi çizeceksiniz. Ama şöyle de bir durum var. Hani bunun kolayı nedir dediğinizde herkesin kendine göre cevapları var. Burada benim burada şunu yapmalısınız. Bunu bu konuda doğrusu bu demek gibi bir lüksüm yok ama Şimdi burada önemli olan hayatınızı planlamanız gözüküyor arkadaşlar ki yengeç burcu zaten duygusal olan şeylere çok fazlasıyla kaptırabiliyor kendini. Duygusal hareket edebiliyor. Bu dönemdeki en büyük sınav aslında planlı yaşamayla ilgili olacak. O yüzden buradaki kararsızlık ne yapacağını bilememenin verdiği sıkıntı arayış içerisinde olmasının asıl sebebi bu plansızla yaşamakla ilgili olacak. İsminde T harfi olan bir kişiyle konuşmanız var. Bir güç kuvvet kazanacaksınız. Elinizdeki olan fırsatları değerlendirip değerlendiremeyeceğiniz. Hani bazen insanın cesaret konusundaki eksikliği var ya bir fırsatı kaybetmesine sebep olur. Bu durumdaki şey de bu olabilir. Yani elinizi çabuk tutup bunu değerlendirirseniz hızlı bir şekilde kazanç sağlarsınız. Ama yok ben bunu yapabilir miyim yapacak mıyım meselesine kaldığınızda da Sıkıntılar yaşamanız söz konusu. Doğru ve hızlı karar vermek dönemindesiniz. Bunu da geçmişteki planlı yaşayan bir yengeç burcu ihtimali olması çok düşük ama e, yine de kendinize göre hayata dair bir planınız varsa bu konuda kazançla çıkabilirsiniz. Masa başında bir e, yetkiliyle konuşma ve bu konuşmadan alacağınız bir kısmetiniz var. İki arkadaşınızın ortak size alacağı bir kısmet ya da size vereceği bir kısmet var. Bu konuda alsam mı, almasam mı arasında kalmanıza hiç gerek yok. Almanız sizin için hayırlı olacak. Çünkü arkadaşlarınız bu konuda sizi desteklemek amacıyla bir sıkıntınızı gidermek amacıyla gözüküyorlar. Ev aile konusunda birazcık yalnız kalma duygusu önemli olacak bu dönemde. Yaptığınız işler konusunda yalnız bırakıldığınızı veya e, yalnızlıkla ilgili etrafınızda güvenebileceğiniz kimsenin olmadığını düşünme durumun çok fazla yoğun olacak. Bu dönem duygusal iliş çıkışlar konusundan dolayı. Etrafınızda sizi seven dostlarınız ve e, aile bağlarından olan kişiler var. O yüzden bunlar da bu konuda e, sizi e, daha fazla ilgi alanına girdirecekler. Hani varlıklarını hissedeceksiniz bu konudan dolayı da artık hani ben bunu düşünüyorum ama e, hiç de yalnız değilmişim cümlesini kullanacağınız bir süreciniz var. Ev, aile konusuyla ilgili 3 tane kişinin farklı farklı sorunları var ve siz bunları çözmek için biraz e, çaba sarf edeceksiniz veya bu kişilere destek olma çabası içerisinde olacaksınız. Bu konuda da başarılı olacaksınız. Elinizden çıkacak olan büyük bir toplu para var. Bu parayla birlikte sıkıntıya düşer miyim diyorsunuz ama onun çıkması da size hayırlı olacak. Yani onu çıkacak ama yerine başka yerden hiç beklenmedik yerden de para maddiyat konusunun geleceği gözüküyor. Maddiyat konusu sizin bu kadar gündeminizde değil normalde ama yılın ilk ayları ödeme dengesini kurma çabası içerisinde olacaksınız. Kendinize göre e, belli bir bütçe şey yapma çalışması içerisinde olacaksınız. Tabii ki belli yerlerde esnemeniz var. Yine de el, e, tutturmaya çalışacağınız bir süreç. İsminde ç harfi olan bir kişiyle konuşma ve bu konuşmada size arkanızdan dönen dolaplar, iş ve kariyer çevresinde sizin için e, kurulan bir kumpasın ortaya çıkması gibi bir durum var. Belki arkanızdan söylenen laflar veya size e, sıkıntı vermeye çalışan insanlarla ilgili bilgi alma e, kısmı gözüküyor. O yüzden tedbir alacaksınız. Kısa küt saçlı. E, koyu renk yani siyaha meyilli bir renk tam olarak e, siyah olmasa da koyu renk saçlı... E, Göğüs kısmı ön tarafta olan dik duruşlu bir kadın gözüküyor. Bu kadın e, size bir şeyin zorla yani bir emir verme durumuna geçecek. Siz bu emirden hoşlanmayacaksınız. O yüzden e, gerçekten bunu istiyor mu? Yani e, yoksa bunun yetkisi yok mu sorusunu e, gündeme getireceksiniz. O yüzden biraz hiyerarşi konusunda sıkıntılar yaşayabilirsiniz. E, kraldan çok kralcı olan insanlarla bu dönem asıl mücadeleniz olacak. O yüzden bu da öyle birisi. Mesela bir yerde sekreterdir. Patron bunu istedi, nasıl yapmazsın tarzına girebilir bu kişi. O yüzden size e, patronun yerine patronluk taslayabileceğini düşünebilir. Böyle bir durumdan bahsediyorum. Elinizi yapacağınız iş konusunda başarınız var ve bu konuda yani takdir edilme, başarınızın ilan edilmesi gibi bir durum var. Bununla ilgili de küçük bir ikramiye ya da ödeme gibi bir durumunuz olacak. Ev taşınması konusu gündeminize gelecek ama siz bu konuda ben şimdi bu saatten sonra ev taşıma istemiyorum tartışmalarına da girebilirsiniz. Ee, bu özellikle aileyle birlikte yaşayan bir yengeç burcuysanız taşınmayı aile içerisinde hep birlikte yapma konusu gündeme gelebilir. Bazılarınızın başka koşullarda iş bulması veya okul hayatının olması gibi bir süreçten dolayı bu gündeme gelebilir. Ama en son vazgeçeceksiniz gözüküyor bu konu ile ilgili yani tartışmalar olarak gündeminize gelecek ama sonrasında da kapatılacak konu. 5 rakamında sevineceğiniz bir haber var. Bu 5 rakamı ile birlikte isminde L harfi olan bir kişiyle görüşmeniz var. Bu görüşme sizin için hayırlı olacak. Arkanızdan bazı arkadaşlarınızın oturup sohbet edip sizin için neler yapabileceğini hani size bir sürpriz hazırlığı içerisinde olabilirler. Doğum gününüz tam olarak bu tarihler değil ama sanki bir nevi moral depolamak için özellikle yapılan bir toplantı gibi düşünebilirsiniz bunu yükünüz çok ağır özellikle başınıza vuran ağrılar bu yüklerinizin ağırlığını gösterecek size hiçbir şeyi kafama takmıyorum derken bile her şeyi kafanıza taktığınızı fark ediyorsunuz bilinçaltınız çok fazla dolu ve bununla ilgili de çok fazla rüya göreceksiniz sabah uyandığınızda da hiçbir rüyayı hatırlamamanız gibi bir durum var bu aslında gün içindeki savaştığınız her şeyi gecede savaştığınız anlamına geliyor. O yüzden kafanızın içerisini biraz boşaltmak, biraz ferahlamak, biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Bu dönemde elinizden geldiğince bir gün dahi olsa bazı şeylerden uzaklaşıp kendinize vakit ayırmanız daha iyi olacaktır ki bu patlama noktasına gelmeden bazı şeyleri dinginden dindirmek için gözüküyor. Yurt dışından gelecek olan sevinçli bir haberiniz var. 3 ayrı yerden gelecek toplu paranız var. 3 tane de dileğiniz var gözüküyor. Bir tanesinden gelecek olan toplu para sizi ferahlığa kavuştururken bir de yatırım yapma konusunda doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diyeceğiniz bir durum var. Doğru olacak yapacağınız şey konusunda kısa vadede kazançlarınız olacak. O konuda uzun vadede olmasa da kısa vadede kazançlar kaydedeceksiniz. Ev ya da evlilikle ilgili aile içerisinden bir kişinin haberini alacaksınız. Bu konuyla ilgili de yapacağı evlilik konusunda sıkıntı olmayacak. Yani doğru kişi doğru zaman meselesine gelecek. Onun da sevincini yaşayacaksınız. Üç tane konu var ki kafanızın içerisinde bir türlü çözüm bulmayan aslında zamana bırakmanız gereken bir şey. Bu konular için siz ne kadar çırpınırsanız çırpının o kendinizi zaten zamanda çözdürecek. İki tane haber var. Halinize gelecek olan, size sevinçli haberler verecek olan, devlet kapısından beklediğiniz iş veya kariyeriniz için beklenilen bir haberin gelmesi durumu var. O konuyla ilgili açıklamalar veya gündeminizde haberler söz konusu olacak ve bunlar iyi anlamda gözüküyor. İsminde Y harfi olan bir kişiyle küsmüş olduğunuz bir kişi bu. Sırtınızı dönmüşsünüz. Bu kişinin tekrardan size gelmesi durumu var ki bu konuda Ocak ayının ilk 15 günü sizi şaşırtacak mucizeler de getiriyor gözüküyor. Beklenmedik yerden gelecek olan iki tane müjde sizi şaşırtacak. İş ve kariyer anlamında değişik bir sektöre, değişik bir başlangıç yapmak isteyeceksiniz. Yani bugüne kadar Atıyorum A işinde çalışıyorsanız birdenbire Z işine geçmek gibi bir durumunuz olacak. Kendinizi çok uçta başka bir iş konusunda, iş dalında, iş bulmuşken veya iş konusunda başlarken bulabilirsiniz. Evet, 3 tane dilek ağzına kadar dolu olan bir kısmet. İkincisinde bir haber, bir de kilitlenmiş bir işinizin aydınlığa çıkması durumu var arkadaşlar. Yalnız şurada şöyle bir şey var ki aile içerisindeki bir kişiden özellikle anne veya büyük abla kısmından alacağınız bir o haber sizi biraz üzebilir. Ee, belki onlardan birisinin rahatsızlığı konusunda te telaşa düşebilirsiniz ama bunlar ayakta tedavi görüp iyileşecek olan kişiler. Ee, sizin onlara düşkünlüğünüz, duygusal yapınızdan dolayı bu sizi biraz etkileyecek. O yüzden de sık sık dua ederken bulabilirsiniz kendinizi de dualarınızda kabul olacak gözüküyor. Evet yengeç ve yükselen yengeçler için Ocak ayının ilk 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.